Merhaba dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere Müslümanların dünyada neden bir sözü yok, o konuyu ele almaya çalışacağım. Bir defa her şeyden önce şöyle İslam dünyasına bir bakın. Birbirini yemekten, birbirine kan ve gözyaşı getirmekten başka bir şeye fırsat bulamıyor. İslam dünyası şöyle oturup da kendi kendine eleştireceğine hemen Hristiyanlara, Yahudilere boku atıyor. En kolay yolu seçiyor. Kendi kendini eleştirmeyen bir insandan da, bir toplumdan da hiçbir şey olma şansı yoktur. Her şeyden önce hepimiz kendimize, evimize, kullandığımız arabaya, kullandığımız teknolojilere, hayatımızı güzelleştiren her şeye bir bakalım. Bir tanesinde bir Müslümanın imzası var mı? İçimizden çıkan nadir beyinleri de ya bu memlekette çürütürüz ya da beyin göçü olarak yurt dışına gitmek zorunda kalırlar. Sonra da onlar orada başarılı bir iş yaptıkları zaman sanki burada onlara imkan verilmiş gibi burada zurnaları çalmaya başlarız. Şöyle örnek vereyim sizlere. Stephen Hawking Türkiye'de olsaydı ne olurdu? İzbe bir yerde çürüyerek ölür giderdi adam. Hemen götümüz sıkıştığı zaman Hristiyanlara, Yahudilere boku atmak en kolayı. Aynı günah işleyip de şeytanın üzerine atmak gibi. Şeytanın sizin üzerinizde bir tasarrufu yoktur. Sadece vesvese verir, siz yaparsınız iradenizle. Şöyle bir örnek vereyim. Siz Türkiye'nin ortasına, Ankara'nın ortasına bu teknolojileri üretecek bir fabrika kurdunuz. Amerika gelip orayı bombalayacak mı? Veya Almanya gelip orayı mı bombalayacak? Bu yalanlarla kendimizi kandırmaya devam edelim bakalım. Burada Hristiyanlar ve Yahudiler bize fırsat vermiyor diye yalanları atarak kendi kendimizi kandıralım. Sizlere şöyle bir örnek vereyim. Barcelona'da o rüya takımda Messi'lerle beraber Arda Turan oynamadı mı? Fırsat vermediler mi? Nihat Kahveci İspanya'da kendisini dünyaya alkışlattırmadı mı? Mesela Nusret'i ele alalım. Adam etle bir şov yaptı. Dünya onu sevdi. Bütün dünya yıldızları ona hayranlıkla bakmadı mı? Mesela NASA bazen çalışmalar yapıyor, başarılar yakalıyor. Oradaki çalışan insanlara bir bakın. Her ırktan, her dinden insan var. Adamlar kapılarını açıyor. Yani sende bir cevher varsa Avrupa'da da, Amerika'da da bütün kapılar açılıyor. Türkiye'de ve İslam aleminde sende yeni bir söz, yeni bir cevher varsa bütün kapılar suratına kapanır ve seni hapislerde çürütürler. Orta çağda Katoliklerin baskılarıyla cehaletin karanlıklarına Hristiyanlar nasıl gömüldüyse, aralarında ne büyük kanlı savaşlar yaptıysa, şimdiki çağda da Müslümanlar onu yaptı. Belki bilenleriniz vardır. NASA'da kaç tane Türk çalışıyor biliyor musunuz? BioNTech aşısını Almanya'da kim icat etti? Türkler. Ama Türkiye'de olsaydı hiçbir şey yapamayacaklardı bu insanlar. Yani İslam tarihinde de Türkiye tarihinde de kendi değerlerini hep zindanlarda çürüten bir millet olmuştur İslam toplumu. İslam toplumu bugün övüne övüne bitiremediği o geçmişteki bütün alimleri, büyük insanların hayatlarını zindan etmiştir. Mesela İmam-ı Azam dünyadaki en büyük mezhebin kurucusu olan İmam-ı Azam'ın hayatını zindan ettiler. Zindanlarda çürütüp ve zindanda da sonunda adamı zehirlediler. Mesela bugün adeta put haline getirilen Mevlana'lar, Hacı Bektaşi Veliler, Yunus Emre'ler, Pir Sultan Abdallar çok güzel hayat yaşadılar mı sanıyorsunuz? Onlara bu İslam toplumu hayatı zindan etti. Adamlar yaşarken hayatı zindan edip sonra da putlaştırma yoluna gidiyor İslam dünyası. Mesela birkaç yıl önce Yunus Emre'nin hayatı dizi yapıldı. Adama neler yapıldığını izleyenleriniz görmüştür. Pir Sultan Abdal'ı astılar. Mevlana'nın en çok sevdiği arkadaşı Şems-i Tebrizi'yi o çok seviyor diye öldürdüler. Öldürenlerin içinde de Mevlana'nın oğlu da vardı. Mesela Türkiye'nin yakın tarihine şöyle bir bakalım. Bugün çok büyük isimler olarak tarihe geçmiş insanların içinde, edebiyatçıların, şairlerin içinde, zindanlarda çürütülmeyen, hapislerde yatmayan bir tane isim yoktur. Sağdan, soldan, İslamcı, komünist fark etmez. Bir de günümüze gelelim. İslam dünyasının haline bakın, kepazelikten geçilmiyor. İslam dünyasında hemen hemen her yerde kan, gözyaşı ve zulüm var. Birkaç tane diktatör bu ülkelerin başında, ülkelerin anasını ağlatıyor. Zaten halkları da hem cahil hem cahil bırakılmış, cehaletiyle de gurur duyuyor. Cehaletiyle gurur duyan bir toplumdan dünyaya ne hayır gelebilir ki? Zurnanın zırt dediği yere. Kanaat önderlerine şöyle bir bakalım Türkiye'deki. Dini kanaat önderlerine bir bakalım. Diğer dünyevi kanaat önderlerine bir bakalım. Dünyaya da, insanlığa da, Müslümanlara da
bir hayrı gelecek insan neredeyse yok denecek kadar az. Türkiye öyle bir ülke ki şu anda ne kadar yalan söylersen o kadar itibarın artıyor. Hem dünyevi hem Evet, manevi. Televizyonlara veya internet ortamına bakın. Neredeyse adam denecek insan yok. O kadar az. İnsanlar mı toplumu yönlendirecek, aydınlatacak? Şöyle Türkiye'deki dini kanaat önderlerine bir bakın. Bırakın sizi aydınlatmayı, cehaletin karanlıklarına gömüyorlar. Ama haberinizi bile şöyle bir yok. örnek vereyim. Herhangi bir meslekte, tıpta olsun, hukukta olsun, biyolojide olsun, okumadan insan bir tahsil yapabiliyor mu? Bir bilgi sahibi olabiliyor Yani mu? 20-25 yıl Tahsil görmeniz, beyninizi çürütmeniz, dirsek çürütmeniz gerekiyor. Dini kanaat önderlerine bir bakın. Adamlar neredeyse lise mezunu bile değil. Bu insanlar mı sizlere dininizi öğretecek, ufkunuzu açacak? Gerçekten dini konuda tahsil görmüş, doçent olmuş, profesör olmuş insanlara itibar edilmiyor. O lise mezunu yalancılara itibar yani ediliyor. sözün özü, ne kadar yalan söylüyorsan, ne kadar sahtekarlık yapıyorsan o kadar itibar görüyorsun, kitleleri peşinden sürüklüyorsun. Ondan dolayı da İslam dünyasının dünyada hiçbir sözünün olma ihtimali yoktur. Olamayacaktır da bu kafa yapısıyla. Ondan sonra da Hristiyanlara, Yahudilere boku atmakla kimse kendini kurtaramaz. Yalanla, yalancılarla kendimizi kandırmaya devam ederiz. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın dostlarım.